O zamanın ötesinde eşi benzeri olmayan bir sesti. 7'den 77'ye hepimizin abisiydi. Bugün Barış abinin, Barış Manço'nun 80. doğum günü. Arkadaşlarımız da Barış Manço'nun Moda'daki evine gittiler. Kaybının ardından geride bıraktığı eserler hatıra kaldı. Barış Manço Moda 81.300 Müzesi restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi akınına uğradı. 3 aylık tadilat süreci geride kaldı ve artık Barış Manço evi kapılarını açtı. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Keşke zamanında da tanışabilseydik ama müzesi de çok hoş olmuş. Barış Manço bu kuyruklu piyanonun başına oturup kapağını kaldırdıktan sonra bizlerin o sevdiği şarkı sözlerini, bestelerini burada hazırlıyordu. Kuyruklu piyano Barış Manço'nun 1992 yılında yurt dışından getirdiği Benim Rüyam dediği evin en önemli parçalarından birisi. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı, bestelerini ise burada duran kayıt cihazına kaydediyordu. Bir dönem Japonya'da çok daha fazla değer gördü ve ilgi gördü. Orada 17 şehirde 24 tane konser veriyor ve konser sırasında konserden önce hızlandırılmış bir Japonca ders alıyor. Beni 90'lara götürdü. Barış Manço vefat ettiği 31 Ocak 1999 akşamında evinin bu köşesine geldi ve ajandasının üzerine cep telefonunu ve araba anahtarını bıraktı. Doğukan Manço eve geldiği zaman, bunları gördüğü zaman hemen aldı ve sonrasında sergi olarak aynı yere yerleştirdi. Barış Manço aramızda olsaydı 2 Ocak'ta 80 yaşına basacaktı. Seni can bedenden çıkmayınca çok özledik. Onun şarkılarıyla torunlar büyüyor. İnsanoğlu haddin bilir, kimse söylemez iken. 10 parmağında 10 marifet olduğu kadar 10 parmağında da 10 yüzük vardı. İşte o yüzükler burada sergileniyor. Çocuklarımızın onunla büyümesini istiyoruz böyle anarak. Ortada bir pencere, boş mu dolu mu bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim Amin'a. Altyazı M.K.